asgari ücreti belirlenmesine az bir zaman kaldı. Emekçilerin bütünlükte tekstil edilmediği asgari ücret masasında 12 ay boyunca milyonların cebine girecek ücret yılda sadece bir kez belirleniyor. Yıllardır uzatıkları ucuz ekonomik politikalarıyla artı yolsunuz. Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi 12 aylık soygun ve sefalet demektir. Sermayenin bir avuç sömürücü zorbanın çıkarlarını temsil eden bizler krizin yükünü de faturasını da halka kesmektedir. Asgari ücret görüşmeleri insanca yaşam talebiyle daha çok sömürü arasının uzlaşmayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Asgari ücret görüşmeleri açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayanmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü hesaba katıldığında bu tüm emekçiler için sefalet anlamına gelmektedir. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirlemeyeceği açıktır. Bugün sarayın saltanatını sürdürmesi için mecliste manga partisi yapanlar, halkımızın sofrasındaki ekmeğe el uzatanlardır. Emeklilere insanca yaşama hakkı tanımayanlar, itibarlar tasarruf etmeyenlerdir. Bu memleketin gençlerine insanca yaşayabilecekleri, insanca eğitim alabilecekleri koşulları sağlamayanlar, yandaşlarına huzur hakkı adı altında 3-5 yerden maaş bağlayanlardır. Saraya, saraya değil, emekçiye bütçe, saraya değil, emekçiye... Canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını çoğulculuk kitlesi altında meşrulaştırmaya çalışan antidemokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçirmelidir. Tekrar karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle sevilen patronlardan servet vergisi alınmalıdır. Açlığa mahkum edilen emeklilerin ücretleri en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir. İşçiler, köylüler, emekliler, emekçiler olarak insanca bir yaşam için asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım. 2024 yılını mücadeleyle büyütelim. Sağ olun.